Hepinize arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere cidden çok faydalı olabilecek bir video yapmayı düşündüm. Çünkü çoğunuzun Fortnite ayarları iyi değil. Hatta kötü de diyebiliriz. Video geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bu videoda 400 like yaparsanız beni cidden çok mutlu edersiniz. Sizin için e, önemli olan videoları çekmeye çalışacağım bu yeni sezon gelene kadar. Çünkü yeni sezonda iyi oynamanızı istiyorum. Çünkü güzel bir sezon geliyor. Direkt ayarlara geçmeden önce içerik mağazasına gelip destekle bölümüne UNH yazmayı lütfen unutmayın güzel bir gelmiş. Neyse. Dediğim gibi markette o ne kodunu kullanmayı unutmayın. Savaş BT alırken de bunu bir kontrol edersiniz. Cidden beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Gelin diye direkt ayarlara geçelim. Böylelikle benim ayarlarımı da görebilirsiniz. Ayarlarımda birkaç değişiklik yaptım sadece. Başka hiçbir şey yok. Geldik arkadaşlar önemli yere. Pencere modu. Eğer ki pencere modunuz tam ekran bu arada Xbox ve PlayStation ee, kullanan arkadaşlara bu ayarlar olmayacaktır. Bir tek Xbox veya PlayStation'da klavye mouse oynuyorsanız klavye mouse ayarlarına geldiğinizde size önemli olur bu. Arkadaşlar öncelikle bilgisayarınız nasıl olursa olsun pencere modunuz tam ekran olmak zorunda. Çünkü bu pencereli tam ekran bölümüne getirdiğinizde dileğiniz artıyor. Ama ben custom resolution yani çözünürlüğü değişik oynuyorum o yüzden bunu yapmam gerekiyor diyorsanız eğer e, videoları yanlış izlemişsiniz. Çünkü Nvidia ya da AMD üzerinden ayarlar bölümünden bunu değiştirebilirsiniz. Geldik çözünürlüğe eğer ki bilgisayarınız 144 fps üstü veriyorsa bence 1920x1080 oynayın. Yani çok güzel resolution'lar var. Peter Bot'un kullandığı falan ama cidden göz yoruyor ve oyun zevkini düşürüyor bence. Ben de yakında değiştirebilirim. Zaten bunu yayınlarda, videolarda görürsünüz. Tavsiye ettiğim 1980'de oyunu akıcı bir şekilde görmeniz. Bunu yapıyorsanız zaten arkadaşlar aşağı indirdiğinizde buradaki 3'te çözünürlük %100 olmak zorunda. Bunu lütfen de oynayın. Geldik FPS'e. FPS'im ben benim 282 sabit. Şimdi gelelim bunu nasıl yapacağız abi bölümüne. Hemen anlatıyorum arkadaşlar. Bunu yapmak için ilk öncelikle gelip yüzde app yüzde yazıyorsunuz ve enterlıyorsunuz. Buraya girdikten sonra bir geriye geliyorsunuz. Buradan üstten update'ye tıklıyorsunuz. Buradan lokal buradan Fortnite game'i buluyorsunuz. Buradan save it, buradan config, buradan Windows client ve game user settings ini diye bir şey var burada. Eğer ki siz bunu ayarlarını bozduysanız burada salt falan açık değilse açıksa kapatın. Ayar değiştirecekseniz eğer. Gelelim buraya arkadaşlar. Burada yapmanız gereken 2-3 ayar var. İlk öncelikle resolution değişik oynayacaksanız buradan resolution ayarlarınızı değiştirmeniz gerekiyor. 1900 1080 falan işte. Mesela 1800 e 1080 oynamak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Ve burada da hemen onun üstünde frame rate limit var. Bunu FPS'iniz kaç yapmak istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Benim tavsiyem 144 Hz monitör kullanıyorsanız 140 ya da 150 yapmanız. 240 Hz monitör kullanıyorsanız 239 veya 242 falan yapmanız. 280 Hz monitörünüz varsa ya 279, 278 ya tam Hz'inizi yazmanız tavsiye edilmiyor. 282 benim tavsiyem cidden çok daha iyi ve çok daha kaliteli oluyor. Çünkü 280 yaptığınızda Anlık istese de istemese 279'a düşebiliyor ve o bozulma yaratıyor. Ama 279 yapınca zaten bozulmayı hissettiğinizden bir sıkıntı olmuyor. Bilgisayarınız iyiyse yükseğe değilse düşüğüne ayarlayın diyorum. Ya bu benim kendi e, ayarım. Yani size kalmış yapıp yapmamak. Bunu yaptıktan sonra kaydediyorsunuz ve buradan tokundura açıyorsunuz. Benim açmama sebebim ayarlarımı ikili bir değiştirdiğim için bunu her oyunu kapatıp açtığımda ayarlarınızı nasıl yaptıysanız şu an bunu nasıl düzenlediyseniz öyle yapıyor ben onu istemiyorum. <laughs> Geldik. Parlaklık 150. Benim tavsiyem 150'de oynamanız. Kontrast zaten bunu verin. Renk körlüğü modu bu sezon tri Trina topu. Trina topu mu? <laughs> Tr Tritanop. Evet. Tr Tritanop. Türkçe. Eyvallah. Tritanap kullanıyorum çünkü parlaklık normalde biliyorsunuz ki kapalı kullanıyorum ama bu sezon cidden karanlık. O yüzden böyle kullanıyorum. Yeni sezon gelince bunu değiştirebilirim. Renk görülen hassasiyetim 10'da. Ayarlar bölümüne geliyoruz. Buradan e, nanite sanallaştırılmış geometri kapalı. Görüş uzaklığınız destansı da dokular yüksek. Model esketleri düşük. Eğer ki e, Mr. Savage'deki gibi bu iltlerinizin düzgün görülmesini istiyorsanız bunu yüksek yapabilirsiniz. Ama leg ekliyor. Ben tavsiye etmiyorum hani nasıl abi mobil build gibi yapıyorsun diyecek olanlar da. Ayarlarım bu şekilde size yapınca mobil build'leriniz mobil build oluyor. FPS gösterim açık performans gün raporlak burada. zaten bildiğiniz gibi. Ses ayarlarına geleceğiz. Ses ayarları sizin kendi ayarlarınız. Burayı ben söyleyeyim ama müziğiniz sıfır olsun. Diyalog sıfır. Ses sinematikler sıfır. Görüntü görüntü sıfır olsun. Ses kalitesi düşükte oynuyorum. Arka plan sesleri yalnızca bildirimler. Bunun sebebi alta battığımda oyunun sesinin gitmesini istemem. Eğer ki siz alt batıyorsanız ve oyunun sesini duymak istiyorsanız bunu tüm sesler yapabilirsiniz. Geliriz, gelelim en önemli ses ayarlarına ses efektlerini görselleştir. Kesinlikle açık oynamalısınız. Yani artık Fortnite'da bunu açık oynamayan kişi kusura bakmayın. Yani kötü oyuncu. Evet hiç kusura bakmayın çünkü sizin duymadığınız seslerin nereden geldiğini CTL'e basan birinin nereden geldiğini görüyorsunuz. Zamanla buna da alışıyorsunuz. İlk başlarda yani çok karmaşık geliyor. Çok zor geliyor. Hatta kastırıyormuş gibi hissettiriyor. Ama kesinlikle öyle bir şey değil. Size cidden aşırı destek olan bir şey. Yani en ufak adam arıyorsun turnuvada mesela ya da atıyorum adam öldürmek istiyorsun. Bir şey yapmak istiyorsun. Senin kulaklığının duymadığı sesleri gösteriyor. Orada fight var anlamında. Yani böylelikle cidden çok güzel bayar. Ayak seslerini falan nereden geldiğini direkt anlayabiliyorsunuz burada. Bunu açmanız kesinlikle önemli. Burada başka bir ayarım yok zaten. Gelelim oyun ayarlarını Şimdi en üstte bir çıkalım. Yani ping'e bak babacım. Depar aç kapatım. Kapalı. Kapılar otomatik aç. Açık bende. Bu cidden benim için önemli. Bunu kapalı da yapabilirsiniz. Çünkü bazen ee, bunu herkes açık oynadığını bildiğim için bazen kapı edit açıyorsun. Adam kapıyı açarken kapıyı açtığında vuruyorsunuz. Çok güzel oluyor. Ama bunu size yaparlarsa cidden çok sinir bozucu. <laughs> zıplamayla zıplama tuşuna basın tutunca arkadaşlar tırmanma ve atlama yapıyor bende. Buraları geçiyorum. Evet tercih edilen silah yuvaları. Bunu kesinlikle ayarlayın. Eğer ki bunu ayarlamadıysanız buna alışmanız lazım. Taarruz tüfeğin bir de pompalım iki de. Yani böylelikle yerden silah alınca hangi slot mesela tabancam vardır. ikinci slot eğer geçmiştir. Eğer'ın bir de hissederim. Anladın mı? Bunu e, kullanmanız cidden çok önemli. İstediğiniz yere direkt silahınızı geçiriyor. Ve el yerden pompalanınca anla ki yani ikinci slotunda pompalı var. Anladın mı? Çok önemli. Bunu da kullan. Bunu açabilirsiniz. Ben de açık. Gelelim arkadaşlar. Addon release olayına. fortnite pinginiz normal oyunda. Normal oyunda bak kreatiften bahsetmiyorum. Artık lütfen şu kreatiflerden çıkın beler. Adam akıllı gidin bir bu normal oyun oynayın ya. Burada dalgaya geçtiğimize göre düzenli oynamanız benim tavsiyem. İkisi de ya da sıfırla olmayacak düzenli olacak sadece. Yani ben öyle biliyorum. Öyle de öneriyorum. En iyisi bu çünkü diğerlerinde kullandım. Hiç gerek yok. Zaten sıfırla boş ver. İkisi de veya düzenli olmak zorunda zaten bu. Düzenli. Sade düzenli daha iyi. Eğer ki pinginiz normal oyunda 30'un üzerindeyse bunu düzenli oynayın. iki kere G'ye basmak zorunda değilsiniz. Leg'i azaltıyor. Yani dileğiniz azalıyor o iki kere karşınızdaki iki kere ping'e iki kere G'ye basana kadar siz bir kere basıp o fareyi bırakınca edit açıyorsunuz. Kesinlikle düzenli olacak. Bu kapalı olacak. Başka da burada ayar. Minimum görüş bunu fullleyeceksiniz. Sizde normalde böyle olması lazım. Bunların ikisini de fullliyorsunuz. ekstra ee, arkadaşlar cidden TikTok'ta ve Instagram'da gördüğüm bir olay var. Kesinlikle Galaxy Swapper. Swapper mıydı? Öyle bir uygulama olması lazım. Onları kesinlikle kullanmayın. Hesabınızı riske atmayın beyler. Gelelim buraya. Burada beni çok sormuş olduğunuz o adam vurunca kalp çıkıyor, simge çıkıyor. Vuruş ve simgeler açık olunca oluyor bu. Hasar sayıları birikmeli oynuyorum. Yani 30 vuruyorsun, 40 daha vuruyorsun, 70 yazıyor. Benim hoşuma gidiyor. Hem pump, mamp atınca da kliplerde güzel gözüküyor. Eğer ki kafamı karıştır diyorsanız bunu listeli oynayabilirsiniz. Gösterge panel ölçeğiniz cidden bunu yüksekte oynamayın beyler. Bunu kapatın biraz oyunu görün yani. Her yerde işaret var zaten bunu düşünün. Burada pek söyleyeceğim bir ayar yok. Geçelim. Burayı zaten alakamız yok beyler. XCM 7.2 7.2 hedef almam 47 47 arkadaşlar. İnşa hassasiyetini ve düzenli hassasiyetinizi kesinlikle bozmuyorsunuz. Yükseltmiyorsunuz azaltmıyorsunuz. Bunun neden söyleyeceğimi soracak olursanız arkadaşlar. Sen inşaat hassasiyetini arttırırsın. İnşaat yaparken farenin hızına alışırsın. Hızlı olur. Ama adama vururken eğimin yavaşlıyor. Çünkü zaten inşaat hassasiyetini yükseltmişsin sen. Anladın mı? Düzenli hassasiyetini yükseltiyorsun. Böylelikle beynini yoruyorsun babacım. Beynini yakıyorsun yani. Hiç gerek yok beler. Bunlarla niye oynuyor? Bunu niye böyle arttırıyorsun, kapatıyorsun? Ne gerek var? Yani yap işte bu ayarını adam akıllı mouse'una alış. Kesinlikle önermiyorum. Babacım yapmayın bunu bak. Bunları kullanmayın. Bambiler kullanır bunları. Geçelim. Kesinlikle özel çaprazı kullanmak zorunda. Abi benim karakter çok yan gidiyor falan. Böyle bir şey yok kardeşim. Bunu kullanacaksın. Yan gitmek zorundasın. Adam seni zaten nasıl gideceğini biliyor. Yan gitmek zorundasın. Edit açarken falan senin cidden sana cidden çok güzel yardımcı oluyor. 70 benim tavsiyem. Bunu arttırınca çünkü yana gidiyor. Direkt yana gidiyor falan böyle. 70 tam ortası. En iyisi. Araya da biraz da gesprik atıyorum. Lütfen yanlış anlamayın beyler. Videosun için daha iyi olsun diye. 70 öneri. Önerim. 70'te i̇şte kullanmanız. Şimdi gelelim buraya. Evet arkadaşlar WASD zaten nasıl yürüdüğümü biliyorsunuz. Gelelim otomatik koşuya. Otomatik koşu kullanmanız önemli arkadaşlar. Bir tuşa atayım bunu. Eğilim CTRL e ve hızlı eğilme yapıyorum ben. Bunu makro diyorsunuz. Makro diye kayıyor. fare tekerleğini üste çektiğimde ben eğilip kalkıyorum. Bunu Eğilme de değil de kullanda da kullanabilirsiniz Yerdeki silahları hızlı almak için Pare üste çekersiniz Sizce silahları toplar Ben onu yapmak istemiyorum zaten silahları iyi alıyorum Drop map falan kullanmayı bildiğim için Eğilirken spam atma Eğilme spamı burada kullanıyorum Burada zaten ekstra bir ayarım yok Yine eğilde bakın Üste çekiyorum Biraz ayarlama bakabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Yavaş yavaş geçiyorum. Düzenle. Evet geldik. Hızlı resetleme. Gene bak burada eğil ile üste çekmişim. Yapı düzenleme arkadaşlar. G tuşunu kullanıyorum. Ve altına doğru işaret var. Bu ne demek oluyor? Fareyi, fare tekerleğinde bir kere alta çekince yapı düzenlemesini elime alıyor. Birazcık aşağı indiriyorsun. Yapı düzenlemesini sıfırlayıp da aynı özellik yapıyorsunuz ikincisini. Yani ilk tiki çektiğimde yapıya elime alıyor. İkinci tiki çektiğimde resetliyor. Yani bunu zaten hızlı yapınca nasıl ses çıkıyor? Böyle bu bir, bu iki. Duuyorsunuz mu? Bunu zaten hızlı yaptığında böyle oluyor. Anladın mı? Ya, her türlü reset diyorsun onu. Önemli. Kullanman lazım. İletişim bunu doğma oynuyorsan bunu kullan. İfade tuşum yani en uzak yerde elim değmesin diye. Burada başka yer yok. Var. Devren oyuncu taşımam B tuşu. Başka da zaten arkadaşlar burada ayar kalmadı. Diyeceklerim bu kadar. Ayarlarım bu şekilde. Size önerdiğim ayarlar da bu şekilde. Ee, dediğim gibi kanala abone olmayı like unutmayın lütfen. Bu videoyu bir en az 400-500 like yaparsak beni cidden çok mu dersiniz? Destekle bölümüne gelip de UNH yazmayı unutmayın. Discord'da şu an 6 tane Battle Pass çekilişimiz var yeni sezon özel. Ona da katılmayı kesin unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.